Mesih türbanı çeşitleri. Dastar sarmak veya türban takmak eski Hint kültüründe statü ve üst kas sembolüydü. Alt kastan kişilerin türban takmasına izin verilmezdi. Babür döneminden itibaren sadece Müslümanların sarık sarmasına izin verilmeye başlandı. Sih gurularından Guru Gobind Singh bu yasağa karşı çıktı ve o tarihten sonra bütün Sih dini üyeleri turban takmaya başladılar. Sih dininde turbanlara genel olarak Dastar adı verilir. Dastar Farsça'da desteyar yani Tanrı'nın eli anlamına gelir. Türban kelimesi ise tülbent, dolbant kelimesinden İngilizce'ye geçmiştir. Dastar sarmak, Babür dönemindeki yasağın delinmesi olarak öncelikle bireysel özgürlüğün, yani guruya benzemenin ve onun yolunda yürümenin işaretidir. Sih dininde saçlar kesilmez ama dastar içinde korunur. Dumala basit bir turban tarzıdır. Bu basit sarış tarzında denizci mavisi veya siyah renkte 5 metrelik bir kumaş kullanılır. Kumaşın eni 35 santimetredir. Dumalalarda herhangi bir süsleme veya dumala şastarı denilen süsler kullanılmaz. Sade bir turban tarzıdır. Bu Nihang Sih üyesi Çantola isimli bir türban sarmış. Çantolalar savaşlarda kullanılır. Günümüzde herhangi bir savaş söz konusu olmasa bile bazı yaşlı sihlerin savaşa hazır gibi görünmek için çantola tarzı sarık taktıkları görülmektedir. Fotoğraftaki türbanın üzerinde bir hilal ve çift uçlu bir kılıç bulunmaktadır. Bunlar dastarın üst kısmına takılır ve hepsi bir zincirle birbirine bağlıdır. Ayrıca çantola türbanının etrafında bir mala yani tesbih ve bir çakar vardır. Bunlar da ortak kullanılan dumala saçlarlarıdır. Barnala türbanı tarzında en az iki veya daha fazla süsleme bulunur. Bunlara bağlı olarak tola isimli bir el işlemesi kullanılır. Barnalaların altında mutlaka parna denilen bandanalar kullanılır. Evde veya uyku sırasında barnala çıkarıldığında parna takılı kalır. Dışarı çıkarken mutlaka tekrar barnala türbanı bağlamak gereklidir. Parna denilen bu tarz ise aslında bir tür bandanadır. Sarma ve kullanım kolaylığı bakımından Sih gençler arasında çok popülerdir. Gül parna denilen tarzda bandana yuvarlak olarak bağlanır. Yaygın olarak pamuklu veya mulmul kumaşlar tercih edilir. Taksali dastarı alt kısımlarda küçük sarılıp yukarı doğru genişleyen tarzda düzenlenir. Bu dastarların en büyükleri gül dastarı olarak isimlendirilir. Bunlarda en üst kısım artık tam bir daire şeklini almıştır. Bir Sih erkek batıda yaşıyorsa pag isimli tarzda sade bir türban takmakla yetinebilir. Pagların tekli veya çiftli bağlanış şekilleri vardır. Çift olanın ortasında dikiş vardır ve temelde genişliğini iki katına çıkaran yan yana dikilmiş iki adet tekli pagdan oluşmuştur. En yaygın pag bağlama tarzları Vattanvali tarzı pag bağlama, Amritsar Şahi tarzı pag bağlama, Morni tarzı pag bağlamadır. Patiala Şahi tarzı pag, İngiltere ve Afrika'da özellikle Kenya'da batılı yaşam tarzına adapte olmuş sihler tarafından tercih edilir. Bu tarz temel olarak Gurmukhi dastarından türetilmiştir. Gurmukhi dastar tarzı pag bağlama fotoğraftaki gibidir. Patka ve rumal tarzına gelince, ergenliğe ulaşmış erkek ve kız çocukların saçları kesilmez, tepelerinde toplanıp topuz yapılır. Bu topuzları sarmak için mendil büyüklüğünde bir kumaş kullanılır. Erkek çocukların topuz tarzına patka, kız çocuklarınkine ise rumal adı verilir.